Aklında soru, yalan mı bu? Gevele gevele boşa konur. Şanları dinleme, doğruyu bul. Araya araya doğruyu bul. Donuz adamın bak adı bunun. Yalan dolan değil sana haber. Tarafı yok bunun sana haber. Sağı solu yok sonu biz izle yeter. Şimdi eski bayramla yeni bayram arasındaki fark ne? Eski bayramla yeni bayram arasındaki fark şu. Şimdi eskiler, şöyle anlatayım. Eskiler ma ile bayramı yaparken şimdiki yeni çocuklar yok oraya gidelim, yok bunu yapalım, yok fashion'ı bilmem neyi yapalım. Yani bunları yaptıkları için eski bayramla yeni bayram arasında büyük fark var. Yani şimdi bir de artık şimdiki yüzyıl, yani milenyum yüzyılı, 21. yüzyıl paracı olduğu için yani sonuç bu. Yani diyebilecek başka bir şey bulamıyorum. Yani çünkü nasıl söyleyeyim? Böyle genelde hep böyle para için el öpülür ama geçmişteyken saygıdan el öpülürdü. Yani bundan dolayı bir değişiklik bu var. İkincisi olarak görüyorsunuz ki insanlar son zamana bırakıyorlar, bu yanlış bir şey. Yani bir hafta öncesinden yapmanız daha mantıklı olur. Yani lütfen yapmayın bunu. Yani bırakıyorsunuz o kadar, sonrasında bir tanesi gelecek, arabanın biri vuracak. Yani yapmayın bunu. Peki sence nasıl düzelir? Bence nasıl düzelir? Bence düzelmez. Çünkü bulunduğumuz yüzyıl teknoloji yüzyılı. Teknoloji ne kadar değişirse yapılan davranışlar ve bulunduğumuz konum o kadar değişiyor. Yani şu anda teknolojiye ne kadar adapteysen o kadar iyi. Yani şu anda bile ne bütün işler yarısından fazlası teknolojiye bağlı. Bu arada ben yayın dağıtımda çalışıyorum, yani bizim iş de şeye bağlı. Yani kitap geliyor, misal olarak A kitabı, işte rafta yeri bu, işte ürün giriliyor, ürün girişi yapılıyor. Eğer bir yere gidecekse, işte ürün gidecekse eğer bir yere kolileniyor, gönderiliyor. İyi para, şöyle göstereyim. Ha, bu değil, bu devamı paranın. Değil, bir dakika. Gördüğünüz üzere yani yayın dağıtım işi biraz zahmetlidir, yorucudur. Yani şöyle bir şey, kalkıyorsunuz bel ağrıyor, kalkıyorsunuz kafa bu kadar, hala kazan gibi. Yani şu anda tatil olması benim için bir nevi ikinci bayram. Allah nasip ederse bu yıl bir tane keseceğim. İnşallah. Aynen, küçük baş kesmeyi planlıyorum Allah nasip ederse. Aynen, Allah nasip ederse. Hayırlı bayramlar o zaman. Sağ olun. Eski bayramlar. Kime sorsan %99'u eski bayramdır. Peki şimdi eski bayramlara nasıl yeniden ulaşacağız? Ulaşamazsın. Eski bayramları özledik ama. Dün geri gelir mi? Eski bayramda geri gelmez. Çünkü insanlar değişti. İnsanlar hep sahtekar, üçkağıtçı. Kardeş kardeşe güveniyor. En basitisi benim başımda. Kardeşim, bacım, anam babam terse çekmiş, tüm malımı almış. Şimdi bana bir şey vermiyor. Eski bayram mı, yeni bayram mı? 40 sene önce de elimi öpüyorlardı. Heh. Kardeşin kardeşe güveniyor. Sen neden bahsediyorsun abi? Peki nasıl getirebiliriz bu eski bayramı? Getiremezsin abi. Gelmez mi? Mümkün değil. Mümkün değil, ben doğru söyleyeyim. Gelmez abi, gelmez. Ölen gelirse eski bayramlar gelir. Ama biz eski bayramları özledik ya. Ya senden çok ben özledim. Eskiden insanlık vardı, bayram vardı. Şimdi bayram mı, seyran ben bilmiyorum, ben bayram da bilmiyorum. Gerçi deliye göre her gün bayramdır. Havası yok, millette para yok. Ben şimdi bir saattir çarşıyı gezeyim, inan. Böyle alışverişin en bol olduğu Akpınar'dayım. %90'da para yok. Hep sorucu. Soruyu geçip para yok adamda, para yok. Neden oldu? Abi ülkeyi yöneten nereden oldu? Şimdi siyasete girme dersin ben. Ülkeyi yöneten nereden oldu? Şimdi ben emekliyim. Bana veriyor 2 milyar. Ayda veriyor 50 lira zam, 60 lira zam. Ben ne diyeceğim? Diyelim, anadan babadan kalma evde oturayım da ben 800 milyon kira verdiğimi düşün. 2 çocuğum üniversitede. Onlara yetmez. Ben 100 liradan 4 sene önce mutfak masrafını yapıyordum. O bir aya artıydı. Şimdi dün 100 lira verdik hanım, 1 kilo çayla 5 kilo salça aldım 100 liraya. Yani o zamankiyle şimdinin arasında 1 milyar para lazım ki senin mutfağın döne. Ne oluyor? Yüzden kaç artıyor? 100 lira nerede? 1000 lira nerede? 2 katı, 3 katı. Ne 2 katı? 10 katı abi ya. Para yok millette, para yok abi. Malatya'nın en zenginlerinden birinin çocuğuyum ben. Bizim gelirimiz de kuvvetli. Kiralar var, evler var, dükkanlar var. Ben sıkıntı çekeyim ben. Kime sorsam ben parasız kalmam da. Yani millete acıyorum abi. Eski bayram da geri gelmez, eski insanlık da gelmez, hiçbir şey geri gelmez. Ölen geri gelirse eski bayramlar da geri gelir, insanlık daha kötüye gidiyor. Allah vere bele kala. Bundan daha kötüye gidiyor. Allah göstermesin diyor. Allah göstermesin, bir de bu kime batırdı yani. Şimdi ben TEDAŞ'tan emekliyim. Benim bir şefim vardı, dedi ki acemilere yani böyle hata yapanlara. Teneke affedersin dedi, büyüğünü yapmışsın, o yetmemiş, ufağını yapmışsın, o yetmemiş, karıştırmışsın. Öyle abi. Yayınlayın ama ha, televizyonlarda seyreder. Nereye, RTV mi? Yok. Hangi? YouTube'da, internet. İnternette göstermezsiniz. Yok yayınlayacağız. Ne zaman yayınlayacağım ben seyrederim. Kim olursa olsun hepsinin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Kurbanınızı kesin baba. Bak yerine getirin, günahtır şimdi biliyor musun? 7 kişi bir kurbana girin. 20 tane besiye gideceğim, keseceğim baba. Normalde ben İstanbul Beyoğlu'ndan oturuyorum. Burada da Beyoğlu'ndan, Tarlabaşı'ndan, Hacı Hüseyin'den kardeşlerime, abilerime selam söylüyorum. Yani ben 15 senedir İstanbul'da oturuyorum ama doğma büyüme buralıyım. 6 sene burada yaşadım. İşte dün geldim. Hem bayram için hem de düğün için. Öyle geldik yani. De çok kalabalık ya abi. Arife günü burası çok... Yani oradan geldim, burada kalabalığa yine yakalandı değil mi? Aynen ya abi, İstanbul'da tabii orası da kalabalık da Malatya ayrı bir kalabalık abi. Adım atacak yer yok yani. Yani İstanbul'u geçti mi diyorsun? İstanbul'u geçti. İstanbul'u geçti, bir de yani bileyim, insanlar sokağa çıktıklarında falan çok değişik bakıyorlar insanlara. Yani bir değişik giyinen birisi ya da farklı giyinen birisine çok farklı muamele yapılıyor. Hani bakılıyor, ne bileyim. Şimdi eski bayramların tadı var mı sence yani? Eski bayramlar gibi yok. Bayram nasıl? Yok abi ya, biz eski bayramlar hani iple çekerdik, ne bileyim güzel güzel kıyafetler alıyorduk, ayakkabılar. Şimdi artık yaş ilerledi diye mi bilmiyorum da normal gün gibi ya. Hani bayram geldi tabii ki büyüklerin ellerini öpüyoruz, işte akrabalara gidiyoruz. Elini öpüyoruz, odur yani 2-3 gün. Eski tat var mı sence? Yok abi yok. Bunu kime sorarsanız sorun zaten eski tat kimse demez. İşte eski bayramlar falan böyle kimse şey yapmaz abi. Eskiden şeydi. Şimdi çok bayram tadı yok ya. Kurban kesiyor musun? İnşallah vallahi nasip ederse keseceğiz. Kurban keseceksin. Aynen. Ya onun için geldik. Kurban kesmeye geldik. Aynen. Ne kesiyorsunuz bu? Büyük baş. Aynen, inşallah Allah kabul ederse keseceğiz abi. Allah razı olsun abi. Buradan da herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah en güzel şekilde bayramınız, en mutlu şekilde büyüklerinizin yanında geçer. Herkesin, annemin ve babamın öncelikle ellerinden öpüyorum. Bütün anne babaların ellerinden öpüyorum. Tüm büyüklerin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerimin gözlerinden. Herkesin bayramını kutluyorum. Bir de senin bayramını kutluyorum. Ben Stuttgart'ta. Stuttgart, Esslingen. Evet. Malatya'yı nasıl buluyorsunuz, iyi mi? Malatya güzel. Memleketimiz olduğu için harika bir şey. Bayram için geldiniz. Bayram için de biz başka... Kimler var burada bayram? Burada akrabalarımız, anne baba. Babam vefat etti, onun için gelmiştik. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Eski bayramları hatırlıyor musun? Yani eski bayramlar gibi bayramlar var mı burada? Şu anda o kadar görmüyorum yani. Hiç yok değil mi? Yok, eski bayramlar yok. Kesinlikle memnun olduk çünkü memleketimize geldik. Doğduğumuz ülkemize. Yayınlayalım mı? Yayınlayabilirsiniz, problem yok. Herkes kendine kafasını. Neden oy böyle oldu yani? Hep binalaştık, betonların içine girdik ondan. Beton yığınmış. 20-30 katlı. Komşuyu tanımıyor. He. Komşuluk da bitti. Her şey bitti. Komşuluk biterse zaten bayramın bitiş yok, noktası orası. Yok şu anda ne de bayram var ya. Ulaştıkça. Valla sırada bir Yunan'da ne var ki bugün? Var mı? Yarın ne kesiyorsunuz? Yarın onu kesmiyor musunuz? Para mı var para? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar aynı. Eski bayramlarla yeni bayramları kıyaslayamaz. Abi hiç eski bayramlarla yeni bayramlar kıyaslayamaz. Neden? Abi eski bayram yok. Eski bayramın tadı yok. Bu bir. İkincisi eski bayramlar daha iyiydi. Şimdi bayramlarda millet alışveriş yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok yani. Peki sizce dönmek için ne yapabiliriz? Ne? Eski bayramlara dönmek için ne yapabiliriz? Dönmek için ne yapmamız lazım? Ya başta bu Suriyelileri ortadan kaldırmamız lazım. Açıkçası. Tüm dünyaya duyuyorum yani, bunu söyleyelim. Abi ben söyleyeyim, işte bu kadar yani, daha söyleyecek bir şey mi yok yani? Eski bayramlar yok yani, ben bunu açıkça söyleyeyim. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok abi. Teşekkür ederiz, bayram mübarek olsun. Sen de bayram mübarek olsun. Allah'a emanet. Aradan 1,5 ay geçti, 40 gün gibi bir fark var. Nasıl? Eski devirdeki bayramlar ama. Eski devirde tabii her şey daha güzeldi, daha heyecanlıydı. O zaman tabii biz çocuktuk, ondan dolayı. Hani çocuk olduğumuz için iyiydi yani. Uyanamıyorduk gece. Daha doğrusu yatamıyorduk bayram olduğu için. Ama şimdi büyüdük artık, herkes kendi halinde, kendi çevresinde yani. Peki eski bayramlara dönmek için ne yapmalıyız sizce? Yani keşke eskiye dönsek nenemle kız olurdu yani. Şu an dişsiz. Teşekkür ederiz. Bayram mübarek olsun bu arada. Sağ olasın. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bir maneviyat farkı var. Eski bayramlar bir artık bizim yaşlardan dolayı mı, çocuk yaşından dolayı mı bilmiyorum. Eskiden bayramlar daha neşeliydi, daha güzeldi. Millet daha çok birbirine gidip geliyordu. Sıla-i Rahim daha çok vardı. Ne bileyim, farklı bir maneviyat havası vardı. Şimdi sadece Arafa günü bir kalabalıktan başka pek bir şey yok. İşte millet kurbanını kesiyor, o da kendisi yiyor. Fazla birbirine gidip gelen de yok yani. Baya bir fark var yani, ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Eski bayramlar çok maneviyat yüklüydü, çok güzeldi, daha neşeliydi. Biz çocukken özellikle bir ay önceden bayram beklerdik. Şeker toplamak için, mezarlığa gitmek için. Şimdiki çocuklar karşı kalıp internete, şuraya buraya, yani eski hava yok yani, baya bir fark var, ben öyle görüyorum. Peki sizce düzelir mi? Nasıl bir yöntem yapsak düzelir? Nasıl bir yöntemle düzelir? Bu biraz insanlık bir mesele yani. Böyle artık eğitimden mi başlarlar? Artık millet şu egosunu bırakıp birbirine git gelmekten mi başlar? Biraz daha aslında şöyle söyleyeyim, dini kültürden uzaklaştığımız için düzelmiyor. Bu iş dinle düzelir, dini kültürle düzelir. Eğitimler biraz daha dine yönelik, çocuklar biraz daha dine göre eğitilirse, bu Sıla-i Rahim çocuklara anlatılırsa, işte bayramda birbirine git gelme, Allah'ın bu mukaddes olan günlerini gerçekten bayram niteliğinden gönül alarak, birlikte bayram kutlayarak geçerse düzelir. Din eğitimden geçer, öyle söyleyeyim. Kısaca söz din. Çok teşekkür ederim güzel konuşmanız için. Bayramınız mübarek olsun bu arada şimdiden. Ya şöyle görebiliriz. Ne eski bayramlar eski bayram, ne yeni bayramlar yeni bayram. Eskiden olsa mezarlıklara giderdik, büyüklerimizin yanına giderdik. Şimdi ne büyüklerimizin yanına gidiyoruz, ne mezarlıklara falan, eskileri ziyaret edebiliyoruz. Hani alışverişlerimiz bile eskisi gibi değil. Bayram alışkanlığımız ölmüş. Eskisi gibi tatlı falan alma da yok. Şimdi tatlıya bakıyorsunuz, şurada 5-6 kişi tatlı alıyor. Normalde baktan burası kuyruk olurdu. Ama esnafımız da bu işten zarar ediyor. Erken almışlardır. Erken alma durumları da yok kardeşim. Erken olsa sipariş verirlerdi. Bayatlanır ya erken olsa. Bayatlanır erken olsa. Peki sizce nasıl düzeltebiliriz? Valla sosyal toplum projesi halinde bunu dillendirmeliyiz. Hani projeler yaparak hani halkımıza bunu yansıtmalıyız, benimsetmeliyiz. Eskisi gibi benimseterek daha kolay şeyler yapabiliriz. Bayram, herkese mutlu, huzurlu bayramlar dilerim. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Nice bayramlara dilerim. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkürler, görüşmek üzere. Yani bayramlaşma gittikçe şey oluyor. Yani birbirini ziyarette geride kalın. Eskide evlere gidiyor, büyüklerine bayramlaşmaya gidiyordu. Şimdi bayağı bir fark var yani. Peki abi ne yapmalıyız sizce bunun için? Ya bunu yaygınlaştırmak lazım yani. Çocuklara götürmek lazım, büyüklerin yanına bayramda ellerini öptürmek lazım yani. Gidip gelmek lazım bunu yaygınlaştırmak için. Çok teşekkür ederiz, iyi bayramlar dileriz bu arada. Eski bayramların tadını alabiliyor muyuz şimdi? Alamıyoruz. İnsanlar, her şey değişti. Geçim sıkıntısı olsun. Her şey farklı. İnsan geçim kaynağı. Düzelme şansı. Zaten düzeltmeye kalksan da şu anda insanlar da artık kendini aşmışlar. Kimsenin kimseye güveni kalmamış. Ama onu daha yakalama şansımız yok. Giden gidiyor. Buna artık katlanacaksın. Aynen. Tüm herkesin bayramını kutluyorum. Bütün Malatyalıların, bütün bizi seyredenlerin. Peki, teşekkür ettik. Teşekkür yayınlıyoruz bu arada. Eski bayramlar çok güzeldi ya. Dostluk vardı, akrabalık vardı, ziyaretler vardı ama şimdi hiç. Bakıyorum da yani. Özellikle ben cezaevindeyim mesela. Başka cezaevinde izne çıkmışım. Ondan sonra Allah kurtarsın inşallah. Sağ ol. Bakıyorum hele tadı tozu yok ya eski bayramları. Vallahi nesilim değişti acaba? Eski nesiller mesela daha başka, ne bileyim yani, daha değişik şeylerle fazla etkileyen ne oldu biliyor musun? Misafirlikler oldu. Gidiş gelişler. O eskileri yok. Ondan sonra herkes gurbette gitti. Daha artık mesela köylerde köyler bomboş oldu. Tadı tozu kalmadı. Yani bunu herkes bunu biliyor zaten. Bundan sonra ne diyeyim yani? Bilmiyorum vallahi. İnşallah daha güzel olur. Vallahi bana kalırsa benim emsallarım böyle şey olsa ondan sonra dönülür tabii, ne dönülmesin. Mesela eskilerde bahsedersek çoluk çocuğa, torunlara ne olur? Tabii ki onlar da üzenti olur. Dedem böyle söylemişti veyahut da babam böyle söylemişti. Vallahi ben de tahmin etmiyorum. Tahmin etme ama olabilir de niye olmasın? Olabilir de. Zaman değişiyor. Bir zaman geliyor, bir zaman gidiyor mesela. Tekrar geriye de gidebilir. Gelmez diye bir şey yok. İnsanların elindeki bir şey bu. Peki, yayınlıyor musunuz? Tamam. Hangi kanal? İnternet. Tamam. YouTube. Eski bayram, yeni bayram arasındaki farklar abi, eskiden bayram daha 2-3 gün vardı, heyecan vardı. Şimdi böyle bir şey yoktur. Normal günler gibi geçiyor. Hiçbir şey yoktur. Mesela çocukken çıkıyorduk, diyorduk işte bir hafta önceden şeker poşetini hazırlıyorduk. Kanepenin dibine koyduk mesela. Ama şimdi böyle bir şey yoktur. Şeker toplamaya gelen bile yoktur. Şeker alık 3 kilo şeker. Diğer bayrama kadar evde galip bozuluyor. Çöpe atıp yenisini gelip alık. Hiçbir değişiklik yok. Bu kadar. Peki sence nasıl düzelir? Bence nasıl düzelir? İmkansız bir şartı bu saatten sonra. Türkiye'nin düzelmesi de bundan sonra zor. Yani kimse misafirliğe edip gelmiyor artık. Kalktı onlar. Yani aileler bile birbirini ziyaret etmiyor artık. Abi bile üst katta oturan, 2 kat üstünde oturan abi kardeş birbirine evine gitmiyorsa diğer komşuların gelmeden imkansız bir şey. Çok teşekkür ederim. Bayram mübarek olsun şimdiden. Kültür erozyonu oldu efendim. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı biraz mesafe açtı. Biz batıda alacağımızı almadık, kötü şeyleri aldık öncelikle. Bir de şu var, dini çok kullanıyoruz. Yani eskiden insanlar daha samimiydi, daha da ihlaslıydı, daha da hoşgörülüydü. Şimdi insanlar parayı buldukça, makamı buldukça, sevgiyi buldukça kudurdular. İşin geçeni söylemek lazımsa. Eskiden alacaklarımızı biz tarihe attık. Bugün hep aldığımız şeylere bakıyoruz. Görmediğimiz şeyleri görüyoruz yani bazen insanlarımızda utanıyoruz. Merhamet diye bir şey kalmadı. Eskiden merhamet vardı insanlarda. Kardeşlik duyguları daha hızlıydı, daha da gelişkindi. Şimdi bakıyorsun toplumda insanlar ya mirastan dolayı birbirlerine girmişler, ya şeyden dolayı kardeşini kardeş görmeyen bir toplum oluşturduk. Özümüze dönmediğimiz süreççe biz enkaz altındayız. Efendim biz bozduk, biz düzelteceğiz Allah'ın inayetinin yardımından. Yoksa bu düzelme derken şu açıdan söyleyeyim yani. Biz çaba sarf edersek düzeleceğiz. Şimdi biz bütün şeyi eğitimciye mal ediyoruz. İlk eğitim aileden gelir yani. Çocuklarda biz eğittiğimiz bir nüfusu direkt milli eğitime ya da bir okula bağlarsak yanlış yaparız. Eğitim, aile, okul, çevre üçgenden geçer yani. Biz bu üçgeni tek bir tarafa ihale etmiş oluyoruz. Diyoruz ki eğitimciler bu işi çözsün. Çözemezler efendim yani, çözmesi gereken şey bizleriz. Birer olarak kendi özümüze dönüp gerçekten kardeş gibi, Allah için kardeş gibi sevmemiz lazım. Acılarına öyle katlanmamız lazım. Ötekileştirmeden, sınıflandırmadan, kimliklendirmeden insanları kardeş gibi görürsek niye düzelmesin ki efendim? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Bayram mübarek olsun var ya. Aslında eski bu bayram gelenekleri yavaş yavaş yeni yitirmeye başladı tabii ki. Yani sokağa çıktığımız zaman bile görüyoruz o şeyi yok. Eski heyecanı yok. Tabii bunlar böyle toplumun modernleşmesiyle de alakalı. Hani eski gelenekler, görenekler eski önemini yitirdi. Yeni bayramlar biraz daha böyle aile yapısının zayıfladığı bir duruma geldi. Öyle insanlar daha bireysel olmaya başladı. Ben öyle düşünüyorum yani. Yani düzelmesine de çok öyle bir acil bir ihtiyaç yok. Sonuçta yine hala aynı geleneklere bağlıyız. Aynı tatlıları yiyoruz, aynı bayramlaşmalar, aynı şekerler. Yani tabii biraz sosyal yönünün dışında pek bir gelenek değişikliği yok. Yani düzelir mi? Hayır. Daha da böyle yıllar geçtikçe ben daha da böyle eskiyeceğini, hatta bazı geleneklerin unutulacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için. İyi bayramlar. Aklında soru, yalan mı bu? Gevele gevele boşa konuş. Şanları dinleme, doğruyu bul. Araya araya doğruyu bul. Doğrusu adamın bakadı bunun. Yalan dolan değil sana haber. Tarafı yok bunun sana haber. Sağı solu yok, sonu biz izle yeter.